Hocadehani'nin uzunca bir süre bilinmeyen edebi şahsiyeti ve bulunmayan şiirlerinin yakın zamanda tespit edildiğini ve neşredildiğini daha önce bir programımızda söylemiştik. Şimdi o tespit edilen şiirlerini orijinal yazma eserden okuyalım. Fırsat bulursak Hocadehani'nin bu şiirini de sizlerle şerh ederiz. Buyurun. Velehu eyzan. Ey bi vefa. Ey bi vefa, cefalarına ben vefadirem. Zahmıma aynı merhem, derde deva direm, diyor Hoca Dehani. Ey bi vefa, sesleniyor cefalarına, senin cefalarına, eziyet işkencelerine ben vefadirem. Vefa, aşkta sadakat, sözünde durmak gibi anlamlara gelir. Zahmıma aynı merhem. İşte ben o senin cefana, benim yarama tam olarak merhem olan şey ve derdime de deva ederim anlamında bir ifade. Sevgiliden gelen eziyet aşağı yük olmaz. Burada o psikoloji hakim. Devam edelim. Direm şikayetim varsa hem hayalüne diyor. Yani şikayetim varsa bile senin hayaline anlatırım. İkinci şahıslarda hayalüne suretinde nazanne kullanıldığına dikkat çekiyorum burada. Yazı tipi olarak bakınız. Şikayet şının noktaları yukarıdayken sinin altına 3 nokta koymak suretiyle belli etmiş bu yazı tipinde. Direm şikayetim varsa hem hayalüne sanma ki senden özgeye ben macera direm diyor şair. Burada da evet sinin altı nokta sanma ki senden özgeye ö sesini verirken elif üzre ötre suretinde gösterdiğine tanıklık ediyoruz. Ben macera direm. Yani senden başkasına değil şikayetim varsa bile yok aslında ama olsa bile senin hayalinle söyleşirim başkasına söylemem diyor şair. Evet devam edelim. Şurada mihrab olalı karşıma peyveste kaşların değil mi? Mihrap biliyorsunuz sevgilinin kaşları değirmi olması hasebiyle, oval olması hasebiyle yaya değil mi? Okun atıldığı yaya ve mihraba benzetilir. O gerilmiş, çatılmış kaşlar da ne yapıyor? Mihrap olmuş yani aşık ona doğru dönüyor. Mihrap olalı karşıma peyveste kaşların, mihraba yüzüm uru ben, Rabbena direm diyor. Evet. İşte benim secdegahım orasıdır demeye çalışıyor. Uru ben yüz vurmak değil mi? Urmak vurmak. Uru ben de ne diyor? Vurarak anlamında bir ifade. Evet. Daha sonra bakın şurada ben kim olam ki vuslatuna yol bulam senin. Ben kim olam ki vuslatuna yol bulam senin. Yani ben kimin olayım ki sana kavuşmak için bir yol bulayım. Yir öperem Irak'tan değil mi? Ü her dem dua direm. Ben kim olayım ki senin vuslatına yol bulayım? Ancak uzaktan yer öperim. Yani senin huzuruna gelip de eteğine ayağına dahi kapaklanamam. Ayağının bastığı yere uzaktan yerini öperim ve her zaman sana dua ederim. Divan şiirinde şairlerin çok vuslat beklentisi içinde olmadıklarını bu suretle tekrar etmiş olalım. Evet. Şurada devam ediyor. Ol baş kim yolunda senin toprak olmadı. Toprak ol başa ne baş ana heba direm diyor şair. Evet senin yolunda toprak olmayan başa ben baş bile demem. Hatta toprak ol başa dedi. O başın üstüne topraklar serpilsin. Bedduadır bu. Ölsün. Ne baş? Ona heba derim. Boş yere varlığını sürdüren bir nesne derim ona diyor.